Merhaba arkadaşlar, ben Uğur Mutlu. Size kesirlerde hesaplamalar ve işlemlerle tekrar beraberiz. Kesirlerde hesaplamalar, matematik ve sanat. Ressamlar bir insan vücudunu çizerken vücudu kesirlere ayırırlar. Bu işlem çizilen parçaların uyumlu olup olmadığını kontrol etmelerinde ressamlar da yardımcı olur. Örneğin, kafa uzunluğunun toplam uzunluğunun 1 bölü 8'i, kol uzunluğu toplam uzunluğunun 3 bölü 8'i, Bacak uzunluğu toplam uzun 4 bölü 8 olarak çizerler. Yukarıdaki ölçülere uygun olarak çizilen Kafa uzunluğu 40 cm ise Kafa, kol ve bacak uzunluklarını kaçar simetri santimetre çizildiğini bulalım. Kafa uzunluğu Bir bütün uzunluğun 1 bölü 8'i Kol uzunluğu Bir bütünün 3 bölü 8'i Bacak uzunluğu da Bir bütünün 4 bölü 8'i olacaktır. Şimdi 40 santim diyorsa 40 santimin 1 bölü 8'i demek paydaya 8'e bölmektir. Yani 40'ı 8'e böleriz. 5 üstteki 1 ise 5 ile 1'i çarptığımız vakit 5 olarak tekrar karşımıza çıkacaktır. Burası kafa uzunluğu. Kol uzunluğunda ise 40'ın 3 bölü 8'de çarpmak 40'ı 8'e tekrar bölüyoruz. 5 ediyor. 3 ile çarpıyoruz. 15 olarak kol uzunluğu oluyor. Toplam uzunluğun 4 bölü 8 ise bacak uzunluğu. O zaman 40'ı 4 bölü 8'ini almak demek. 40'ı 8'e bölmek. 5. 5'i de 4 ile çarpıp 20 olarak karşımıza çıkartıyor. Bu ölçüler bütün insanlar için geçerli olsaydı 176 santimetre boyunda bir kişinin kafa, kol ve bacak uzunluklarını kaç santimetre olurdu? 176'nın kafa uzunluğuna baktığımız zaman ne diyorduk? 1 bölü 8 diyordu. Se sadece 8'e böldüğümüz zaman 22 edecektir. Bacak uzunluğu 4 bölü 8, kol uzunluğu 3 bölü 8 kol uzunluğuna baktığımız zaman 176'nın 3 bölü 8 olması gerekiyor. 8'e böldüğümüz zaman 22, 3 ile çarptığımız zaman 66 olacaktır. Bacak uzunluğu ise 176'nın 4 bölü 8'i yani yarısı demektir. 1 bölü 2 ile çarpılması ya da 8'e bölüp 22 4 ile çarptığımız zaman 88 karşımıza gelir. Bunu deneyelim. Renkli kalemler. Yandaki kareli kağıdı yatay olarak 4 eş parçaya ayıralım. 1 2 3 Burada Parçalarının birindeki bütün kareleri boyayınız. Şurayı boyayalım. 4, 5, 6. Boyadığınız kısımdaki kare sayısını ve oluşan parçalardan boyalı olan parçalayı ifade eden kesri tabloya yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boyalım. Boyalı parçayı ifade eden tüm parçamız 24, boyadığım kısım 6. 6 bölü 24 olacaktır. Yandaki kareli kağıdı dikey olarak 6 eş parçaya ayıralım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Herhangi birini boya diyoruz. Kare sayısını ve oluşan parçaları boyalı olan parçayı ifade eden kesir tablo yazdığımız zaman burada 4, burada 4/24 olarak karşıma çıkar. Boyanan kare sayısı ile toplam kare sayısı arasında bir ilişki var mıdır? Parçaladığım için kendisi içerisinde bir bütünlük ifade ettiği için tabii ki vardır. Toplam kare sayısı 24. Boyalı parça ifade eden kesirden yola çıkarak boyanak kare sayısına ulaşabilir miyim? Bu 24'ü elde etmek için 6 parçaya bölmüştüm. Ve bir sütunlu bölmüştüm. Burada 4 parça boyalı ve 6 parça olduğu için, 6 parçaya ayırdığım için, 4 ile 6'yı çarptığım zaman 24 elde edebilirim. Birlikte yapalım bir Aslı Bayram'da 500 lirasının 2 bölü 5'ini yiyenlerine harçlık olarak vermiştir. Buna göre Aslı'nın yiyenlere kaç lira harçlık verdiğini bulalım. İki yöntemimiz vardır. Birinci yöntemimiz modelleme yöntemi. Modelleme yöntemine baktığımız zaman 5 parçaya bölmüştür 500'ü. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölüyoruz. 500 lira olduğu için 100, 100, 100, 100 diye ayrılıyor. Yani 1 bölü 5'i ve 2 bölü 5'ini istediği için 2 tane 1 bölü 5'ten 2 çarpı 100 200 lira olacaktır. Ya da 500 lirayı 2 ile çarpıp 5'e böleriz. 5'e bölürüz önce. 500'ü 5'e böldüğümüz zaman 100 edecektir. 2 parça olduğu için 2 ile çarpıyoruz. 200 bizim iç yiyenlerine ayırdığı harçlıktır. Aslı parasının 3 bölümünü harçlık olarak verseydi yani 500'ün 3 bölü 10'unu istiyor. Önce 500'ü 10'a bölecektik. 50. 50 ile de 3'ü çarptığımız zaman 150 lira harçlık vermiş olurdu. Kaç lira daha az harçlık vermiş olurdu? 150 veriyordu. Önceden 200'dü. O zaman 200'den 150'yi çıkarttığımız zaman 50 lira daha az harçlık vermiş olacaktı. Önemli bilgi payda bir çokluğun kaç eş parçaya ayrıldığını gösterirken pay bu miktardan kaç parça aldığını gösterir. Yani bir çokluğun istenilen basit kesir kadarını bulmak için önce çokluk paydaya bölünüp birim kesir kadarı bulunur. Daha sonra bu miktar kesrin payla çarpılıp sonuç elde edilir. İçinde 45 litre benzin bulunan bir arabanın deposundaki benzinin 7 bölü 9'u kullanılmıştır. Arabanın deposunda kaç litre benzin kaldığını bulalım. 45'in önce 1 bölü 9'unu yani birim kestirini buluyoruz. 45'i 9'a böldüğümüz zaman 5. 45'in 7 bölü 9'unu istediği için 7 tane 1 bölü 9 olacaktır. Yani bulduğumuz 5'i 7 ile 5'e çarpıp 35 olarak sonucumuz çıkacaktır. 35 litrelik benzin harcamışım. Kaç litre benzin kullandığını istiyor. O zaman 45 litreden 35 litre çıkardığımız zaman sonuç 10 olarak cevabımız olacaktır. 72 sayısının 3 bölü 4'ü önce 3 bölü 4'ün 1 bölü 4'ü dediğimiz yani 4'e böleriz. 72'yi 4'e böldüğümüz zaman 18. 72'nin 3 bölü 4'ünü istediği için 18'i 3 ile çarpıp 54 olarak karşımıza cevabımız çıkar. İlker aldığı televizyonun fiyatının 3 bölü 8'ini peşin olarak ödemiştir. Peşin olarak ödediği miktar 600 lira olduğuna göre televizyonun fiyatını bulalım. Modelleme yöntemiyle yapalım. 8 bölü 3'ünü 8 parçanın 3 tanesi 600 liraysa 3'e bölüyoruz. 200-200 karşımıza geliyor. Demek ki 1 bölü 8 yani birimi 200 lira. 8 parça olduğu için 8 çarpı 200'den 1600 lira diyebiliriz. Ya da televizyonun 3 bölü 8'i 600 lira olduğu için 3'e buradan ters işlem yapıyoruz. Az önce 3'e çarpıp 8'e bölüyorduk. Şimdi 8'e çarpıp 3'e bölebiliriz. Ya da önce bölme işleminde 600'ü önce 3'e böleriz. Daha sonra 8'de çarpıp 1600'ü bulabiliriz. Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulmak için önce çokluk kesirin payına bölünür. Daha sonra bu miktar kesirin paydasıyla çarpılır. Sema girdiği sınavdaki soruların 4 bölü 5'ini doğru cevaplamıştır. Sema'nın doğru cevap sayısı 32 olduğuna göre. Yani soruların 4 bölü 5'i 32 olarak karşımıza çıkıyormuş. O zaman burada yapacağımız işlem önce 32'yi 4'e bölmek daha sonra 5 ile çarpmak. 32'yi 4'e böldüğümüz zaman 8, 5 ile çarptığımız zaman toplam soru sayısı 40 olarak karşımıza geçer. 39'un 2 bölü 3'ü. Önce 39'u 3'e bölüyorum. 13. Daha sonra 2 ile çarpıyorum. 26 oluyor. 150'nin 3 bölü 10'u. Önce 10'a bölüyorum. 15. Daha sonra 3 ile çarpıyoruz. 45. Tolga 50 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların 1 bölü 5'ini yanlış yaplamıştır. Tolga'nın kaç soru yanlış cevapladığına baktığımız zaman yani 50'nin 1 bölü 5'ini istiyor. 50'yi 5'e böldüğümüz zaman 10. 1 kat olduğu için direkt ben 10 olarak yanlış ifadeyi bulmuş oluyoruz. 120 kilogram domatesin 3 bölü 8'i satıldığında geriye kaç kilogram domates kalır? Öncelikle 120'yi 8'e bölüyorum. 15 3 ile çarpıyorum. 45 45 kilogram satıldı. 120'den 45 çıkartacağım ki geriye kalan para, e, domatesi bulayım. Bu da 75 kilogram olarak cevabımız çıkar. 80 sayısının 5 bölü 8'ini yandaki gibi bulan bir öğrencinin çözümünde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz. 80'i 5'e bölmüş. Hayır, 80 sayısının 5 bölü 8'i dediği için önce 80'i 8'e bölmemiz gerekiyor. 10 daha sonra 5 ile çarpıp 50 bulmamız gerekiyor. Aşağıdaki basit kesir kadarı verilen çoklukların tamamını bulunuz. Yani ters işlem yapacağız. Önce bir sayının 5 bölü 6'sı 75 ise 75'i 5'e bölüyoruz. 15 daha sonra 6 ile çarpıyoruz. 90. 3 bölü 7 ise 66 ise Ters işlem yine 66'yı 3'e bölüyorum. 22 22 ile de 7'yi çarptığım zaman 154 Murat maaşının 3 bölü 11'ini arkadaşına borç al, vermiştir. Borç verdiği miktar 9 lira olduğuna göre Murat'ın maaşı kaç liradır? Ma Murat'ın maaşının 3 bölü 11'i 9 lira olduğu için o zaman önce 900'ü 3'e bölerim. 300. Daha sonra 300'de 11'i çarparım. 3300 lira Murat'ın maaşıdır. Bir bahçenin yarısı çiçek dikmek için ayrılmıştır. Çiçek dikmek için ayrılan kısmın 3 bölü 5'ine gül dikilmiştir. Gül dikili alan 630 metrekare olduğuna göre bahçenin tamamı kaç metrekaredir? 3 bölü 5'i gül dikilmiş ve 630 olarak karşımızda. Önce 630'u 3'e bölüyoruz. 210 5'te çarpıyoruz. 1050. Bu bahçenin yarısı. Yani bahçe bölü 2. Bahçe bölü 2 dediğimiz şey 1050 olacaksa demek ki 1050'nin 2 katını almam gerekiyor. 2 ile çarpmam gerekir. Bu da bize 2000 100 olarak bahçenin tüm alanını verecektir. Melek 320 sayfalık kitabın ilk hafta 3 bölümünü, ikinci haftası kalan sayfaların 1 bölümünü okuyor. Buna göre Melek'in okumadığı sayfa sayısı kaçtır? 320 sayfanın ilk hafta 3 10'unu yaptığına göre o zaman 320'yi önce 10'a bölüyorum. 32 3 ile çarpıyorum. 96 kalan sayfadan bahsettiği için 320'den 96 çıkartıyorum. 320'den 96 çıkarttığımız zaman elimize 224 gelecektir. Sonra bu 224'ün 1 bölü 4'ünü okuyor. O zaman 224'ü 4'e bölüyorum. 224'ü 4'e böldüğüm zaman 56. Yine bu da okudum. Okumadığı sayfa istediği için 224'ten bu sefer 56'yı çıkartıyorum. 168 sayfa kalıyor. Okumadığı 168 sayfa karşımızdadır. Kesirlerde işlemler. Dünya üzerindeki kıtalar, kıtalar dünya coğrafyası anlamımızda yardımcı olur. Kıtaların dünya üzerindeki kapladıkları toplam alana göre Afrika ve Asya kıtalarının kapadıkları alanların yaklaşık olarak kesir karşılıkları yandaki haritada verilmiştir. Afrika 1 bölü 5, Asya 3 bölü 10. Karşılaştırmak için genişletme yapmam gerekir. Burası 2 bölü 10 olduğu zaman paydalar aynı olursa kim büyük kim küçük daha rahat görebileceğim. Afrika ve Asya kıtalarının kapladığı alanların kesir karşılıklarını topladığımızda sonuç ne olabilir? 2 bölü 10 ile 3 bölü 10'u topladığımız zaman, eğer paydalar aynıysa üstleri toplarım. Bu da 5 bölü 10. Yani sadeleşirse 1 bölü 2 oldu. Demek ki dünyanın yarısı Asya ve Afrika'da yaşıyor diyebilirim. Kesir karşılıklarının farkı ne olabilir? Bu sefer 3 bölü 10'dan 2 bölü 10 çıkartırız. 1 bölü 10 olur. Paydalar eşit ise sadece paylar çıkartılır ya da toplanabilir. Bu da farkı da dünya nüfusunun onda biri olarak karşımızdadır. Aşağıdaki işlemleri yapalım. İlk dikkat edeceğim paydalar eşit mi? Paydalar eş olmalı. Hemen bakıyorum. Paydalar aynı. 3'te 2'yi topladığımız zaman 5 bölü 6. Paydalar 16 16. 5'te 11'i topladığım zaman 16 bölü 16. 16'yı 16'ya böldüğümüz zaman 1. 1 tam var. 2 tam var. Bunları ayrı ayrı toplayabilirim. 3 tam eder. Daha sonra payları topladığımız zaman 5 7'yi 7. Payda bir bütünü böldüğü için değişmez. 3 tam 7 bölü 12 olarak karşıma cevabımız çıkar. Paydalar aynı. O zaman 3'ten 2'yi çıkartacağım. 1 bölü 5 oldu. Paydalar 9. 12'den 3'ü çıkardığımız zaman 9 bölü 9 eşittir 1 oldu. 5'ten 2 çıkartacağım öncelikle. 3 kalacak. Daha sonra 7'den 2 çıkartacağım. 5 bütünlük bozulmadığı için 8. Yani 3 tam 5 bölü 8 cevabımız olur. Aşağıdaki modellerle işlemlerini yazınız. Burada 5'te 2 var. 2 bölü 5. Burada 1 bölü 5 var. Ve sonuç olarak 3 bölü 5 olmuş. Demek ki paydalar aynı olduğu için 2 ile 1'i topladığım vakit 3 olması gerekir. O zaman araya art işareti koyarım. modellenen işlemi yapınız diyor. 2 tam var. 1, 2, 3, 4 var. Hemen şöyle yapalım. 2 tam 4 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Buraya baktığımız zaman 1 tam 2 bölü 10. Ne çıkmış karşımıza? 1 tam 2 bölü 10 çıkmış. 2 tamdan 1 tamı çıkartırsam anca zaten 1 tam olur. O zaman bu araya eksi koyduğumuz zaman işlemimiz bitmiş olur. Bakalım 4'ten 2'yi çıkartırsak 2. 2 tamdan 1 tamı çıkartırsak da 1 doğru olarak gelir. Bir pastanın önce 3 bölü 8'i sonra 2 bölü 8'i yendiğine göre geriye kalan pastayı soruyor. 3 bölü 8'de 2 bölü 8'i toplasam 5 bölü 8'i yenmiş. 1 bütünden 5 bölü 8 çıkartacağım. Bu 1 bütün dediğimiz aynı zamanda 8 sekiz bölü 8'dir. 8 sekiz bölü 8'den 5 bölü 8 çıkarttığımız zaman 8'den 5 çıktı. 3 8 de aşağıda kalır. Paydaları eşit kesirlerde birim kesirleri aynı olduğundan toplama işlemi yapılırken paylar toplanır. Ortak birim kesirde ifade edilir. 3 bölü 10 artı 5 bölü 10 sa 1 bölü 10 kesirinden 3 ve 5 tanesi bir araya getirildiğinden toplam 8 tane 1 bölü 10 yani 8 bölü 10 olacaktır. 3 ile 5'in toplamı 8. Buradaki bütünlük 10 olduğu için 8 bölü 10 gelecektir. Aynı şekilde paydaları eşit kesirlerde çıkarma işlemi yapılırken payların farkı paya yazılır ve ortak birim kesirle ifade edilir. 7 bölü 8 7'den 3 çıkarttığımız zaman 4. 4 bölü 8 olarak gelir. 7 tane 1 bölü 8'den 3 tane 1 bölü 8 çıkartıldığı için. Deneyelim hangi işlem kesir takımı. Kesir takımında 1 bölü 2 gösteren parçanın altına 1 bölü 8'lik parçalı yandaki bir yerleştirerek tamamladığımız zaman 1 bölü 8, 1 bölü 8, 1 bölü 8, 1 bölü 8 şeklinde koyulmuş oluyor. Burası da zaten nedir? 4 tane 1 bölü 8'den 4 bölü 8 eder. O da 1 bölü 2 olarak gelecektir. 1 bölü 8'lik parçalarla oluşan kesri yazdığımız zaman 1 bölü 8'lik parçaların yanına 1 tane daha 1 bölü 8'lik parça yerleştiriniz. Yani 4 bölü 8'e 1 tane daha eklediğimiz zaman 5 bölü 8 olacaktır. Son durumda parça sayısına karşılık gelen kesir yazınız. 5 bölü 8. 1 bölü 2 ve 1 bölü 8 kesirleri ile hangi işlemi yaptınız? 1 bölü 2 4 eşit parçaya böldüm. 1 bölü 8'leri de toplayarak 1 bölü 2 eşitledim. Aynı işlemi 1 ile 1 bölü 5 kesir parçaları ile yapınız. 1 1 bütündür. Aynı şekilde 1 bölü 5'ten 5 parça koymam gerekir. Burası 1 bölü 5. 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 5 tane 1 bölü 5 olduğu için 1 eder. Burası da 1 bir birim olarak karşımıza geçer. Şimdi 1 bölü 2'lik parçanın altına 1 bölü 6'lık parçaları yandaki gibi yerleştirerek tamamlayınız. 3 tane 1 bölü 6 ne olacaktır? 1 bölü 2 edecek. 1 bölü 6'lık parçalardan birini eksilttiğimiz zaman elimizde burası 3 çarpı 1 bölü 6'dan 1 bölü 2 idi. Şu anda 2 çarpı 1 bölü 6'dan 2 bölü 6 olacaktır. 3 bölü 6 yerine elimizde 2 bölü 6 kalacaktır. Ne yaptık? 3 bölü 6 kısmını 1 bölü 2'den parçalamıştık. 1 bölü 6'yı çıkarttığımız zaman da yani 1 bölü 2'den 1 bölü 6'yı çıkartmış olduk. Ama bu 1 bölü 2 öncelikle ne yapmamız gerekiyor? 6 ile genişlettiğimiz için 3 parça yaptık. Yani 3 bölü 6'dan 1 bölü 6'yı çıkardığımız zaman 2 bölü 6 karşımıza geldi. Aynı işlemi 1 ile 1 bölü 4 kesir parçalarıyla yapınız. 1 parçası 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4. Burası da 1. 4 tane 1 bölü 4'ten 4 bölü 4. Eğer buradaki gibi bir tanesini çıkartırsak 1 bölü 4 çıkartmam gerekir. Yani 1'den 1 bölü 4'ü çıkartmam için önce benim pay ve paydayı eşitleyip genişleterek eşitlemem gerekiyor. Bu da karşımıza ne çıkacaktır? 3 bölü 4 olarak karşınıza çıkacaktır. Burada daha önce de bahsettiğimiz şekilde paydaların eşit olması gerekiyordu. Burada paydaları eşitlediğimiz için her şey rahata kavuşur. 1 bölü 2, 1 bölü 6. 3 ile genişletmemiz gerekir. 3 ile genişlettiğimiz için 3 bölü 6 artı 1 bölü 6 olacak. Paydalar aynıysa paylar toplanıyordu. 4 bölü 6 olacaktır. 2 ile genişletiriz. Burası zaten 1 ile. 2 bölü 8 artı 3 bölü 8. Paydalar aynı. O zaman 5 bölü 8 oldu. Gizli biri var. Burayı da 4 ile genişletiriz. 4 bölü 4 artı 3 bölü 4. Bu da bize 7 bölü 4 olarak karşımıza gelir. Paydalar dikkat ediyorsanız değişmeyecektir modelleme yönünde yaptığımız zaman 1 bölü 2 aldığımız zaman 1 bölü 6'yı alıyoruz ve hepsini parça parça ayırıyoruz. 1 bölü 2, 1 bölü 6'ya benzetiyoruz. Aslında genişletme yapıyoruz. Genişletme yaptıktan sonra 3 parça burada. bir parça buradaysa 4 parça vardır. 4 tane 1 bölü 6'lık parça elimize geçer. İkinci yol sayı doğrusunda yapmak. 1 bölü 6, 2 bölü 6, 3 bölü 6, 4 bölü 6 olarak geçtiğimiz zaman 3 bölü 6 ile 1 bölü 6'yı toplasak 4 bölü 6 olarak geçecektir. Ve üçüncü yol en basit olan yolumuz 1 bölü kesirini 3 ile genişleterek kesirlerin payını ortak birim kesirlerde ifade edilir. Paydalar eşit olur. İşlem sonucunda bulduğumuz 1 bölü 2, 3 bölü 6'ya denk olacaktır. Yani 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 dediğimiz 3 bölü 6 ile 1 bölü 6'yı topladığımız zaman 4 bölü 6 olacaktır. Kesir birimlerini aynı birim kesir cinsinden ifade edebilmek için genişletme ya da sadeleştirme işleminden yararlanır. Paydalar aynıysa paylar toplanıp çıkartılabilir. İşlemde 1 bölü 2 kesri 1 bölü 3 olsaydı yani 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 deseydi. O zaman burayı 2 ile genişletirdik. 2 bölü 6 artı 1 bölü 6 olacaktı. O zaman cevabımız da 4 bölü 6 yerine 3 bölü 6 olarak karşımıza çıkardı. 1 bölü 4 de 3 bölü 8 ifadesinde yine bahsettiğimiz 2 ile genişleteceğiz. 2 bölü 8, 2 bölü 8 de 3 bölü 8'i toplayınca 5 bölü 8 edecektir. Modelleme sistemi de yapılabilir. Yine işlem 5 bölü 8 olarak karşımıza gelir. 3 bölü 8 yerine 1 bölü 12 olsaydı. Yani 1 bölü 4 artı 3 bölü 8 yerine 1 bölü 4 artı 1 bölü 12 olsaydı. 4'ü bu sefer 12 ile genişletmek için 3 ile çarpıyoruz. 3 bölü 12 artı 1 bölü 12 elimizde 4 bölü 12 olarak cevap karşımıza çıkar. 1 artı 3 bölü 4 işleminin sonucunda 3 bölü 4 kestiri 4 bölü 4'e yani 1'e tama yakındır. Buna göre 3 bölü 4 kestiri yerine 1 yazabiliriz. 1 artı 1 işleminin sonucu 2 olduğundan kestirilerin toplamı 2'ye yakın olacağını tahmin edebiliriz. Birinci yol 1 tam var bir de 4 bölü 1 dediğimizde 4 bölü 4'tür. Bu 1 bölü 4 1 bölü 4 4 bölü 4 ifadesine yaptığımız zaman bir derimizde ne var? 3 bölü4 yani 3 parça 4 tane 1 bölü 4 burada 3 tane de burada olunca 7 bölü4 olarak karşımıza gelecektir. modelleme yöntemiyle. İkinci yolda sayı doğrusu olarak karşımıza gelir. 4 bölü4 3 bölü 4'te sayı doğrusunu gösterdiğimiz vakit yine 7/4 olacaktır. Dediğimiz gibi, Üçüncü yol en basit en pratik yöntem olarak karşımıza gelecektir. 1 bölü 1 kestire 4 ile genişletirsek 4 bölü 4. 3 bölü 4'te de eklediğimiz zaman paydalar aynı olduğu için üstler toplanacaktır. 7 bölü 4 çıkacaktır. 1 tam 3 bölü 4 kestire 2'ye yakındır. 7 bölü 4 dediğimiz tahminimizde gerçek sonucu birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Dünya üzerindeki tüm kıtaların alanlarına göre Afrika kıtasının kesir karşılığı 1 bölü 5, Asya kıtasının kesir karşılığı 3 bölü 10'dur. Afrika ve Asya kıtaların kesir karşılıklarının toplamlarını bulalım. Yani bizden istenen 1 bölü 5 ile 2 bölü 10'un toplamıdır. Pardon 3 bölü 10'un toplamıdır. 1 bölü 5'i genişletirsek 2 bölü 10, 3 bölü 10 topladığımız zaman 5 bölü 10 elde ederiz. Modelleme yaparsak 2 tane boncuk burada, 3 tane burada olunca 5 tane olacaktır. Sena Hanım yaptığı böreğin 3 tepsisini misafirliklere ikram etmiş. Kalan bir tepsinin 3 bölü 8'ünü aileye vermiştir. Buna göre böreklerin kaçta kaçın tükendiğini bulalım. 3 tepsisini misafirle ikram etti. 1 tepsini 3 bölü 8'de aileye yenmişse o zaman 3 bölü 1 ile 3 bölü 8'i toplamam gerekir. 3 artı 3 bölü 8 3'ün gizli 1 olduğu için 8 ile genişletiyoruz. 24 bölü 8 olacaktır. 3 a bölü 8 ile topladığımız zaman da 27 bölü 8 olarak karşımıza cevap çıkacaktır. İkinci yol modelleme yöntemidir. 3 üç tam 3 ile 3 bölü 8'i topluyoruz. Parçaların hepsini ayırdığımız zaman yine 27 bölü 8 olarak karşımıza gelecektir. Yanda verilen bir okulda düzenlenen geri dönüşüm kampanyasına ilk hafta 3 tam 1 bölü 5 kutu kağıdın, ikinci hafta ise 4 tam 4 bölü 10 kutu kağıdın geri dönüşümü sağlanmıştır. 2 haftada geri dönüşümü yapılan kağıdın miktarlarını hesaplayalım. 3 tam 1 bölü 5 genişlettiğimiz zaman 3 tam 2 bölü 10 diğeri de 4 tam 4 bölü 10'du. 3 tam ile 4 tamı toplarsam 7 tam. 2 ile 4'ü toplasak 6 bölü 10 olarak karşıma gelecektir. Modelleme sisteminde de yaptığımız zaman aynı şekilde 7 tam 6 bölü 10'u karşımıza geçirecektir. Yanına verilen dereceli kaplardan sular boş bir kaba boşaltılıyor. Kaptaki bu su miktarının kaç litre olduğunu bulalım. Biri 1 tam 4 bölü 10 diğeri de 35 bölü 100. O zaman 1 tam 4 bölü 10'u 10 ile genişlettiğim zaman 1 tam 40 bölü 100 olacaktır. Bir de elimizde 35 bölü 100 vardır. 1 tam yerinde kalıyor. 40 ile 35 toplayınca 1 tam 75 bölü 100 olarak cevabımız çıkıyor. Aşağıdaki çıkartma işlemlerini yapalım. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 8. Burada 1 bölü 4 eksi 1 bölü 8 yaptığım zaman burayı 2 ile çarptığım zaman 2 bölü 8 eksi 1 bölü 8'den cevabımız 1 bölü 8 olacaktır. 3 ile genişletiyorum. 6 bölü 9 eksi 4 bölü 9 dediğimiz zaman burası 2 bölü 9 olarak karşıma gelecektir. 1 eksi 6 bölü 1 dediğimiz zaman 1 ile genişlettiğimiz zaman 6 ile 1 6 6 bölü 6 eksi 1 bölü 6. Bu da 5 bölü 6 olarak cevabımız karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.